second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. İçindeki de mi öyle? Bu da Erol Argemen gibi var, silip giyiyor. Evet. Ne renk? Bu da belki... Yeşil. Yeşil, standart yeşil. Ha. Böyle bir ceza var hayatımızda. Evet. Silip giyen arkadaşlarımız var. Bugün benim baksın da askeri yeşil yalnız. Daha doğrusu şey yeşili. Ona haki demek daha doğru bence. Bira şişesi yeşili. Evet. Neyse. Evet, Ali Kent dinleyenleri, Kaybender Kuyruklası, kendiniz bu efendim dinliyorsunuz. Bu akşam davetiye veriyoruz. Ve şunu da temin ediyoruz. Davetiye kazanan hiçbir erkeğin bunu duyan kız arkadaşına davetiye vererek herhangi bir rahatsızlık yaratmak gibi bir misyonumuz yok. Evet, o açıdan rahat olabilirsiniz. Alo. Efendim. Nasılsınız? Ne güzel şey yaptınız demin. Kıkırdınız. Aşk olsun. Niye kıkırdayım? Çok aşk, aşk olsun ya. Çok hoş. Hakikaten. Bir şey olacaksa lütfen aşk olsun. Sadece yani. Sadece olsun vallahi. Bu, evet ya. Şey olmasın. Sevgiliniz var mı? Yok. Ben çok yalnızım. Olsa hiç arar mıyım? Bu kulübe üye olur muyum? Sizi dinler miyim? Hadi ya, o kadar kötü mü? Yok canım, o kadar kötü değil. 11 haftadır yok. Çok ha, tamam. Ben iyi durumdayım. Heh. 1.76 boyum var. Allah, güzel. 75 kiloyum. Ee? Son yaptığım maçta 8 gol 4 asistle oynadım.
Hadi ve bayağı performans iyi. Bir dakika, şahidim var. Evet. Var? Ben. Berat, ne o? Bu bir, biraz şey bir ilişkimiz. Hayır, çok ciddi söylüyorum. Hayır. Üstelik kafam iyiydi, o yüzden şeydi yani. Karga takımında oynuyordu, Hera'ya karşı. Tam 8. 8. Harika. Ben gerçi yalancı şahitlik yapmayayım. Kahve yapıyordum. Üçüncü gol esnasında kahve yapıyordum ocakta. Ben ocakçıyım. Öyle mi? Halı saha işletmecisiyim. Harika. Ben de çaycıyım. Bir fabrikada çalışıyorum. Harika. Çay ve temizlik. Bayılırım. Fransızcanız var anladığım kadarıyla. Neyim var? Fransızcanız. Fransızcam yok. Neden? Öyle. Siz 30 yaş üstü müsünüz? Hayır. Ama sınırdayım. 30 yaşındayım. Fransızcasının olması beni biraz ayak kırıklığına uğrattı ama kanat. Benim için sorun değil. Fransızcam yok ama İngilizcem gerçekten iyidir. Gerçekten. Hadi gelin konuşalım diyormuş, o kalabalık yapın. Benim için sorun yani, değil. Öyle bir şey yapmam ama. Benim için sorun değil. Tek mi geleceksiniz partiye? Ama sizin için Fransızca öğrenmeye çalışırım. Yani. Ben öğretirim. Tek gelmeyeceğim. 6 kişi geleceğim. Nasıl yani? 6 kaybeden çok güzel, birbirinden güzel insanlar. Biri psikolog, biri editör, biri heykeltıraş, biri ne konservatuar mezunu. Bir dergide editör. Bir dergide editör. Evet. Medyaket duymamışsınızdır. Medyaket. Duydum. İnanmıyorum. Duydum. Kedi dergisi değil mi? Hayır. Reklam sektörüne hitap eden sektörel bir dergi. Evet, ben yakından takip ediyorum onu. Güzel. O zaman oranın editörünü tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da perşembe akşamı tanışırız. Çok istiyorum. Tanışın bence. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Hepiniz birlikte mi döneceksiniz yani, partiden birlikte mi çıkmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir planımız yok. İyi, bu çok bu iyi. Bu bak gelin iyi. Yani en azından önceden böyle bir karar almamış olmanız. Ama herkes geri 24'ten sonra kabağa dönüşüyor, ona göre. Daha iyi. Daha iyi. Kabak iyi. Kabaktan anlar. Bizde öyle. Kural o, saat 24'e kadar her şey. Ondan sonra herkes kabağa dönüşüyor. Bir bakıyorsun etrafta kabaklar. Ondan sonra fareler. O zaman yani ne yapmamız gerekiyorsa saat 24'ten önce yapmamız gerekecek. Tabii ki. Hızlı davranmanız lazım. Okey, yani, sorun yok. Hiç sorun yok. Saat 21 ile 24 arası 3 saat var. Hiç sorun yok. Hızlı yazıyorsunuz. 3 saatte yani. Neler olur. Size neler bir davetiye verdik. Aldık mı? Bir tane mi aldık? Abzu, 6 kişi nasıl geleceğim? Üzerine o zaman anlatalım. 6 kişilik dedi. Ay tamam, iyi gülmüyoruz. Tamam, gülmeyin. Çok teşekkür ederiz. Aradığınız için. Evet. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Ben pembe gömleğimi giyeceğim ki herkes beni tanısın orada. Ben çok gerginim. Ne renk boxer giysem acaba diye düşünüyorum. Bunun bir önemi olmaz ki. Niye? Nasıl olmaz ya? Bu içsel bir şey. Bunu nasıl anlamazsın ya? Ben yıllardır sen hayır, bir program yapıyorum kaç, ya. Kaç renk baksın var ki senin? Bir. Onlardan birini giy. Yani gerginlik yapma. Mecbur renk rengi giyeceğim yani. Yani şunu söylüyorum ya. Boşuna gel, ben de yeşillerden birini giyeceğim. Yeşil olsun, yeşil de senin olsun. Onlardan birini giyeceğim. Yani. Alo. Alo. Buyurun. Merhaba. Merhaba, daveti istiyorsunuz galiba. Yok, ben Hande. Hande? Siz bıktınız bu davetiye. Ya Hande, ne zaman bir yere gidebileceğiz seninle ya? Siz daha yapmadınız mı ya? Hala yatamadık. Hande 20 pi şeyinden... Yani, ne yaptı sana 20 pi bakalım? Duruyor. Hadi be. Görmek ister misin? Vallahi görürüm perşembe gecesi yani. Ay, yanımda taşım evde. Yani perşembe gecesi getir. Getiremem. Bakarız o zaman. Bu sefer daveti istiyorum. Yani çokluk yapmayalım doktor ya. Bir sakin duralım ya. İstiyorum yani. Ama bu sefer 3.45. 3.45 ne demek? Yani 3.45 şey pound. Yok, ben bir pound'um kaldı bir tane. Tamam. Bir de birkaç tane pi var yani. 1-2 pi falan şeklinde. Bu bir pound'u vermem yani, özel. O zaman olmaz. Ay. Bozduramam da yani, o bir pound'u. Uzun olmaz anne. İyi, o zaman tamam, o zaman. Ne yapalım? Kader. Tamam, hoşça kal o zaman. Ay çok kötüsünüz ya. Bu kadar kolay. Bye bye mi diyorsunuz bana yani? Siz yapmadınız lan daha önce. Ya şey almadım. Sen ne yapıyorsun? Anne yanaşmadı. Ne yapıyorsun yani sen? O yüzden de 20 yazını buna versene. Seni partiye beleş alacağım. Ver. 20 mi?
Hayır, öbürünü. İşte iyi galiba doktor. Öbürünü ya. Doktor. Bakayım. Oğlum para var lan bunda. Poker çevirdim hocam. Öbürünü. Tamam o zaman. Şurada kapıda sorarlar bunu. Hesabını. Alo. Alo. Güzel. Bir erkek sesi duyduğuma sevindim doğrusunu isterseniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de kitap okuyorum dedi şu an. Ne okuyorsunuz? Vallahi Bukowski okuyorum. Nasıl ya? Hangisi? Tekile yarayacaksınız o zaman. Yanlış program mı? Öyle mi? Hangisini okuyorsun? Faktatum. Köfte. Köfte bir kitabı. Köfte. Şahidur, benim çantamda bundan var mıdır? Cüneyt Kaşarer'le görüşeceksiniz. Cuma akşamı saat 8.22 itibariyle. Yani 20.00-22.00 Cüneyt Kaşarer. Oo, çok güzel. Kendisi bugün bize Hilton Oteli'nde bir gece geçirmenin nasıl bir duygu olduğu, gecenin nasıl geçtiği üzerine bir takım şeyler var, ipuçları verdi. Hı hı. Tahmin ediyorum küçük maliyet ayrıntılarıyla da anlatacak. Evet. Küçük maliyet hesapları falan yaptı. Girmeyeceğim oraya. Yani. Evet. Şey yapmaya biz, gerek yok. Ben biraz önce bir bayan aradı. Galiba 6 kişi geleceklerini söylediler. Hı hı. Galiba onları tanıyorum. Hı. Gerçekten 6'sı da birbirinden azgın. O zaman iyi bir hareket yaptık yani demin. Hı. Yani bence de. Galiba ama tanıdığım kadarıyla heykeltıraş mı dedi? Hayır, biri heykeltıraş, biri editör. Bir tanesi psikolog çay, dedi değil mi? Çay ticareti yazdı galiba. Hayır. Sorun değil ya. Ben... Yani insan ayırmıyorum ben ya. Ben bir sevgi insanıyım Mete ya. Gerçekten sen sevgi insanısın. Hakikaten öyleyim ya. Bir baksana. Sana bundan sonra hayyam diyelim. Nasıl ya? Ne? İşte daha şey. Bana boş o da ya. Boş o diyemem sana ya. Kendimi bir haiku ustası gibi hissediyorum şu anda. Ama yani... senin sakalların var ha. Olsun. Haiku ustalarının sakalı olmaz. Çenesinde böyle bir şey olur. Ne olacağız? Yani bir şey yapamaz mısınız? Yani çok istiyorum çünkü. İltimas diyorsun. Bir düşüneyim. Olur be. Size hemen bir haiku okuyayım isterseniz. Bir haiku mu paylaşayım? Sayın Koca. Tabii. Paylaşalım. Dali diyen bir haiku okumak istiyorum. Bunu biraz ben önce biraz önce bizi arayan 6 genç bayanı temsilen bizi arayan hanımefendiye de hitap etmek istiyorum burada. Siz Selim'in durumu ne olacak? O vakah olsa onlar olsa vaki tu baru tu çok işlendi çok hakikaten. Bu yosun, yosundan kastın şey mi burada? Deniz yosunu mu? Abzu değil, deniz yosunu. Deniz yosunu, tabii o deniz yosunu biliyorsun bahar aylarında sahile vurur. Bu haykunda altın bir kumsalın ucunda, üzerinde güneşin küçük iğnecikler gibi parıldadığı yosun parçacıklarını ve kutup ayılarını anlatıyorum. Dolayısıyla bir şeydi yani bir Japon bir şey gelenekti. Kutup ayısından bahsettik hakikaten çok sürrealist bir şey. Yani bu yeni bir soluk tabii. Yeni bir soluk tabii. Çok şeysin. Teşekkür ederim. Buyurun. Fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sayın dinleyen. Yani. Şimdi partiye gidebiliyor muyuz? Lütfen gelin tabii. Gelin lütfen. Gelin yani 6 tane duman yavru gelecek. Bir arada olmaktan gurur duyacağız. Yani. Şey değil yani. Ya çok mu yalnızız nedir be? Sen ne diyorsun? Çok mu yalnızız neyiz? Bununla şey yapmak lazım değil mi? Bir de şöyle topluk yapmayalım ya. Bir şey getireceksek kutuda değil şişede getirelim ya. Hakikaten ha. Ben yani prensip olarak öyleyim ya. Hayatta geçmişteki günler.
önceki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Selam. Nasılsınız? İyisinizdir mutlaka. Kimle görüşüyoruz? Gülşen ben. Gülşen. Hı hı. Evet. Evet Gülşen. Nasıl gidiyor? Hangisi? Ya ben koşa koşa banyodan çıktım biliyor musunuz sizi dinlemek için? Hı. Burnunuzu oturuyorum şu anda. Öyle mi? Valla Gökhan konuşuyor dediler koştum geldim. Kim? Gökhan. O Gökhan kim? Az önceki. Neyiniz oluyor? Eski sevgilim. Eski? Hı hı. Hı hı. Onun için mi bornozda oturduğunuzu söylediniz? Hani teninizdeki hafif nem, saçlarınızdaki ıslaklık ve gözlerinizdeki buğuyu anımsayıp ızdırap çekmesi. Yok, alakası yok. Daha dün görüştük. Dün doğum günüydü. Ona bir Durex hediye ettik. Ne? Bir kutu Durex hediye ettik. Normal mi? Yok. Ultrasensitif. Nerede kullanıyor? Neden sordun? Kullandı mı kullanmadım bilmiyorum ama güzel günlerde. Durex'in late'i var çünkü biliyorsunuz. Benim bir tecrübem oldu. Efendim duyamadım pardon. Mete erken boşanma problemim var benim diyor da. Durex late kullanıyor. Bu yaşa kadar halledemedi mi? Nasıl yani? Yani ne bileyim böyle bir sorun bu yaşa kadar devam ettiyse kötü bir şey yani. Yardımcı olmak ister misiniz? Ben nasıl yardımcı olabilirim ki? Mastürbasyonunu halletsin kendisi. Nasıl ya? Alıştırsın kendisini. Bu sene mi İstanbul'a geldiniz? Hayır ben burada yaşıyorum zaten. Doğduğum gibi buradayım. Herhalde öyle mi? Aha. Ne kağıthanede falan mı oturuyorsunuz? Hayır. Bayrampaşa? Ne alakası var ki? Gazi Osman Paşa. Hayır. Gazi Osman Paşa'da oturan birini tanıyorum ama. Ben de derken boşanma problemi var. Geçen gün balkona çıktım. Hay Allah. Şey de var. Boşalmışım. Bak sen. Aşağıdan geçiyordu. Çiçekleri sulasaydın. Çok kötü lan. Var yani yaşıyorlar yani. Hakikaten ha. Hayatta var yani hala. Ben bunları bir tek şeyin Alişan'la İbrahim Erkal'ın konserine gidiyor sanıyordum ya. Arada bir de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorlar demek ki. Arada bir renk düşünüyorsun. Oluyor böyle şeyler mesela gün olmak lazım. Bir kadın almayalım biraz be. Hepsi böyleyse. Hadi be. Çok riskli şeyler yapmayalım. Geçen gün arkadaşlarla konuşuyoruz. Ha? Birisi şey sordu. Ya dedi ne yapıyordun dedi o günler dedi. İşte 14-15 yaşımdan bahsediyorum. Şimdi yeni yeni kadınlarla ilgilenmeye başlamıştım dedim. Yani. Çünkü dedim bilirsin yani. Bütün abuk sabuk şeyleri ifade ediyorlardı. Benim için. Böyle şey oldu. İlk gençlik anılarımızı anlattık işte. Lord Byron'la içiyoruz bu akşam. Anlat dedim ya. 14, 15, 16. Nasıl dedim yani. Londra nasıldı? Londra'da hayat nasıldı dedim. Ya yani bir malikanede çocuk olmak nasıldı dedim. Seni şair olmaya iten şeyler neydi dedim. Lord olmak nasıl bir duygu dedi. Evet. Pek bir şey anlatmadım. Pek bir şey anlatmadım. Paul aramıştım ben bir kere. Paul? Hayır.
Sör olduktan sonra. McCartney. Paul, yani tebrik için aradım. Paul dedim ya. Yani kutlarım dedim ya. Bugün dedim. Sen bir. George Martin iki. Evet. Elton John üç dedim ya. Yani şu son zamanlarda dedim yani. Kaç sör var dedim hayatımızda dedim. Ya Elton John top dedi ya. Onu karıştırma dedi. Evet. Öyle mi dedim Paul ya? Bu da dedim çok güzel bir şey. Söz yazarımızdı dedim yani. Çok severiz ayrıca biz bunu Elton John. Ne takım var lan herif? Var. Bu da var. Oradan buradan seni sordu. Hı. Ne yapıyor dedi. Uyuyor dedim. Ne biliyorsun? Uyuyor muydum? Evet. Konuşmak ister misin dedim. Evet dedi. Verdim konuştunuz işte. Orasını şey yapmıyorum. Paul muydu o ya? He. Bizim Paul. Bakın ya ben şey yapamadım yani. Uyku sersem miydi? Liverpool'daymış. Hmm. Maçta da gidiyor musun dedim. Gidiyorum dedi. Ben Eric sandım onu ya. Hangi Eric be? Cantona ya. Hadi canım. Ha. O sör değil ki. Yani adamın sesinden anlaşılmıyor ki soru bulup olmadı Mehdi'cim bugün. Kim der Cantona ki, pompacı. Kim der ki ben, kim der benim sesimi dinleyip yani sör olduğumu anlayabilirler mi sence? Alo. Ha. Evet buyurun. Merhaba. Merhaba buyurun. Dişisiniz galiba. Evet. Heather. Şu anda kanal ayarlamaya çalışıyorum. Buyurun ayarlayın. Ben fıstık yediğim anlaşılmıyor değil mi? Hayır. İyi. Çiğdem? Esin. Esin? Esin. Evet. Sen misin? Biraz bunaldım da böyle tek başıma dinliyordum. Hala ayrı mısınız, birleştiniz mi? Ne ayrıyız ne birlikte. Kim bu, hangi esin bu ya? Ne? Yani sen tanımazsın. Ha. Ne oldu en son? Hani bir dakika ya, bulamıyorum ben şimdi, burası siz misiniz anlamadım. Konuş. Konuşuyorum. Radyodan sesin geliyor mu? İşte gelmiyor. Hı, biz değiliz. Galiba buldum. Ne oldu şimdi? Ayrıldınız mı? Ne oldu? Ya ayrılmadık. Hı. Yani öyle takılıyoruz. Ne oldu, ne bak olduğumuz belli değil. Yatıyor yani. Musunuz? Kim yatıyorlar? Yani sık sık mı yoksa? Yani kimler dinliyor falan diye düşünüyorum şu anda da. Fark etmez. Adımı söylemiş miydim? Hayır. Partiye pardon. Gelecek misin? Efendim? Partiye gelecek misin? Partiye geleceğim. İyi. Gelebiliyorum herhalde. Senin tanışmayı istiyoruz. Hı-hı. Artık. Ne şekilde oluyor yani? Geldiğim zaman adı nasıl geliyor? İsmi mi söyleyeceğim, davetiye mi olacaksın? Yok, böyle bir talebim var. Davetiye mi istiyorsun? Efendim? Davetiye mi istiyorsun? Yani bilmiyorum ne şekilde olunuyor. İşte girişte birisi var, ona bir miktar para veriyorsun, içeri giriyorsun, ilk içeri bedava içiyorsun. Öyle davetli oluyorum yani. Hı hı. Ha, anladım. Esin neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Okul bitirmeye çalışıyorum. Hı. Evet. Sevgilimle uğraşıyorum. Evet, onu biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Onu şey yapamadım ya. Ne? Geçen hafta anlattı. Anladım. Nerede anlattın? Evde. Ha. Sabah kalktı. Esin mi? Hı hı. Ya dedim, yani bir şey var dedim, sanki pişmanmışsın gibi dedim yani. Ne yaptınız ki? Pişman olsun. Ne yapabiliriz ya Kaan? Yatmışsınız. Esin'le ben aynı evin içinde tüm bir gece ne yapmış olabiliriz? Yani ne biçim bir soru soruyorsun ya? Hayır, pişman olacak ne yapmış olabilirsiniz diye soruyorum. İşte onu sordum ben de. Ona anlam veremediğim için sordum. Üstüme gelme ya. Hepiniz gelmeyin. Neyse. Bir şey yok, bir şey yok dedi. Sucuklu yumurta yaptım. Sabah. Hı hı. Kahve içtim. O günden beri görmüyorum. Umarım daha iyisin. Alo, ben daha, kapatayım, beni unuttunuz. Daha iyisin umarım Esin. Efendim? Umarım daha iyisin diyorum. İyiyim yani. Evet. Çok sevindim sesini duyduğuna. Görüşelim perşembe günü. Tamam.
Hoşçakal. Hoşçakal. Evet. Hadi biraz kadın almayalım şu canlı yayını ya. İnsanların ruh sağlığıyla bu kadar fazla şey yapmak hakkımız yok yani bizim. Kan bu işin ki. Vallahi mesela geçen gün ben sabah sabah sucuklu yumurta yapıyordum, ben de kokusuna uyandım, salona geldim, bir kadın vardı. Ha, bu mu? Dinlesene ya. Pişman bir ifade var. Bir pişman oldu. Because I understand the things you do. There is no one else. Good morning. Yok. Alo. Alo. Ben Bora. Kim? İyi akşamlar, ben Bora. İyi akşamlar, bu Volkswagen'in çıkarttı son araba markalarından birinin ismini taşıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi benden sonra çıktığı için onun nasıl kendini hissettiği zaman öyle bence. Ben hala aynıyım. Güzel. Buyurun Bora. Bizi niye aradınız? İlk önce şey söyleyeyim. Bir hat karışıklığı oldu. Telefon benim buradaki aygıttan dolayı. Bir hat karışıklığı oldu. Uzun süre cevap vermemiş olmayacağım. Çünkü yanımda radyo yok. Bu hiç önemli değil. Şu anda canlı yayındasınız. Bizi niye aradınız? Bu bilet verdiğinizi radyodan dinleyince dedim bir 400 metre çıkıp dışarıdan evden çıkıp soğukta yürümek sanırım değer dedim. Anladım. O zaman yani bir cezaya katlandınız bu daveti adına. Her şeyin bir bedeli vardır yani sonuçta. Yağmur yağıyor bu akşam, yağmur var İstanbul'da. Ama sonuçta o da güzel, topukların sesi dinlemek açısından yağmur altında. Aynı zamanda romantik bir arkadaşımızsın. Peki Bora, sana bir davetiye verdik. Oldu, teşekkür ederim. Görüşürüz. Kemancı ortak attı biliyorsun. Tamamdır. Perşembe günü, eyvallah. Eyvallah. Yağmur var İstanbul'da ya. Hadi'cim. Bir de ömür boyu lan bu yalnızlık. Sanki. Niye öyle söylüyorsun Kaan? Nereden çıkartıyorsun? Ne alakası var yani? Ne alakası var? Daha yakalım bakalım ne olacak. Kıskansam seni, hep yalnızlık var sonunda.
sevsek birbirimizi, özlesek. Ömür boyu bağlansak da, sevinsek de, üzülsek de. Yalnızlık ömür boyu. Kıskansam seni, hep yalnızlık var sonunda. Yalnızlık ömür boyu, hep yalnızlık var sonunda. Yalnızlık ömür boyu. The clip joints of L.A. I've been killing time while trying to make this guitar pay. There've been people who throw bottles, there've been people who throw flowers, there've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. There've been clowns, there've been jokers, I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been ooh, 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 ooh. Oh, I've been ooh, ooh, ooh. All the things that you see, all the sounds that you hear, seem to have no meaning when you're looking through a glass of beer. And you're tired, twisted up inside, you feel you don't belong. And my boss man shouts, get up there son, sing one more song.